Bilgisayarda nota yazımı dersimizin 5. seansına hoş geldiniz. Daha önce olduğu gibi bu seansta da Şefik Gürmer için makam seyirlerinden bir tanesini MUS 2 programında elden geçireceğiz. Şu anki önümüzdeki seyir, mahur seyir, Sofyan usulünde arelizgi sistemine göre notalandırılmış. Önce bunu bir dinleyelim. Rast perdesi solde karar verdi. Biz bunu Yarman 24C sistemine aktarmak istiyoruz. Bunun için Sofyan usulünde daha önce yazdığımız parçalardan bir tanesini kalıp dosya olarak kullanabiliriz. Hüseyin'i seyir vardı hatırlarsanız. Onu açalım. Hüseyin'i seyirdeki Sofyan ritim portesi olduğu gibi kalacak. Biz burada eli seçtikten sonra, tırtıklı kareyi seçtikten sonra melodiyi sileceğiz ve buna uygun olarak mahur seyri buraya yazacağız. Önce fazlalıkları silmekle başlayalım. Şimdi ölçü sayımızın doğru olduğunu varsayıyoruz. Yetmezse tekrar kopyala yapıştırılarla çoğaltabiliriz. Öncelikle mahur seyir için bizim bir donanıma ihtiyacımız var. Şu anki Hüseyin'i seyir. Buradan akorta geliyoruz. Akort penceresinden Hüseyin'i yazılan yerde değişiklik gerçekleştireceğiz. Yapmamıza müsaade etmedi. Evet, tamam. Buraya mahur diyoruz ama tek başına bu yetmiyor biliyorsunuz. Buradaki natürel perdelerin frekansları, onlara dokunmuyoruz. Donanıma geldiğimizde rast perdesi bende do olduğu için dolayısıyla tam beşlaşla transpoze ederek yazacağız. Bunları silelim. Mahur perdesinin bir yedinci derece sensibili var. Yedeni var. O yeden işte batı müziği tarzı donanım yazdığımız için fa, do, sol, re, la, mi, si. Önce mi, sonra si, mi, koma diyez ve si, koma diyez olacak. Tabii bu icra yaparken mahur daha çok rastlaşıyor inerken. Biz yine de fa diyez, do diyez, sol diyez, re diyez, la diyez, mi diyez, si diyez. Mi diyez için bu. Bir de si diyez lazım. O da şu. Mi diyez, şuraya si diyez, tamam. Bu şekilde yaptıktan sonra başlığımızı da düzeltip kalıp dosyamızdan hareketle bir mahur seyir dosyası hazırlayalım. Şuradan bu defa mahur seyir değil mi? Seçiyoruz. Şimdi dosyamızı farklı bir isimle kaydedelim. Oradan devam edeceğiz. Burası değil, şuraya gelelim. Mahur seyir, Sofyan kaydettik. Şimdi yazmaya başlayacağız. Ölçü ölçü gidelim. Sol, fa, mi, fa, sol, la, so, fa, mi, re. Burası ne? Tam beşli aşağıdan.
Do, si, la, si, do, re, do, si, la, sol şeklinde yazıyoruz. İki de birlik do. İnerken burada artık si koma diyez almayacak varsayıyoruz. Çünkü inici durumlarda rastlaşıyor demiştik. Natürelleştiriyoruz si'yi. Kaydedelim, bir dinleyelim bakalım. Evet, devam ediyoruz. Şuradan itibaren bu re soldü. Bu da fa. Fa mi, es fa mi re, es fa mi re do si la si sol la. Fa mi re do si la si la si do re do si do. Fa mi re do si la si la si do re do si do yapacağız. Bir tane sekizde birlik es. Biraz yavaş davranıyor. Bir daha. Burada yine donanımdan aldı. Evet. Tam ne yaptığımı hatırlamaya çalışıyorum. Şunu kapatalım. Şunu da kapatalım. Fa mi re do. Fa mi re do do si la si. Fa mi re re do si. Dikkatimi dağıttı bir dakika. Fa mi re re do si do si do re mi re do do. Evet, onu düzeltelim. Buradaki yaptığımız yanlışı şöyle basitçe düzeltebiliriz sanırım. Kaydıralım bir gıdım yukarı. Fa mi re re do si do si do re mi re do do. Hatırladım doğruysa. Evet, Ramazan'da böyle işler. Şuraya bakalım. Evet, burada bir önceki ölçüde bekarlaştırdığımız için hatırlatıcı bir si koma diyez gerekebilir. Fa mi re re do si do. Dikkat edelim bir defa da. Fa mi re re do si do. Evet. Si do re mi re do do. Orayı Fa mi re re do si do si do. Evet, bir hatırlatıcı bir si diyezle takviye etmekte fayda var. Dolayısıyla aynı sürede bir notayı tam üzerine tıklarsanız hatırlatıcı diyezi getirdi. Kaydedelim. Devam edelim. Şuradan itibaren si do re re. Fa mi re do si do la. Hatırlatıcı diyeze gerek yok burada. Tekrar emin olalım. Evet.
Epey yavaşladı bilgisayarım. Artık çok eskidi. Daha önce yaptığını söylediğim gibi baştan başlatmamızı gerektiren bir durum oldu. O takılıyor bazen. Evet, buraya kadar yaptık. Ölçüleri satıra üçer üçer sığdırmak için şuradan satır attırma seçeneğini kullanıyoruz. Evet. Şuradan itibaren bir daha bir deneyelim. Sanırım doğru yaptık, değil mi? Kiriş bağları doğru mu? Evet, onu da düzeltelim. Şuradan kiriş. Şuradaki. Tamam. Kaydettik. Fa mi re do si do la. La sol la re. Değil mi? Bir sol diyez gerekiyor. Buradan seçelim. Kontrol edelim. La, sol, la, re, re, do, si, la, la, sol, sol, fa, sol. İşte burada inerken bekar. Bir fa diyez. Burayı da bir dinleyelim. Devam ediyoruz. La si do 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 si la. Evet. La si do do si la sol fa la. Burada hatırlatıcı bir si koma diyez. Bir önceki ölçüde bekar olduğu için. İki de birlik nota. Kontrol edelim. Zihin gidip geliyor, dağılıyor. Gündüz vakti. La, si, do, do. İşte burada fa... Transpoz ettiğin zaman fa si bemole gidiyor. Si la sol fa la. Evet. Şuraya gelelim. Ölçü yetmeyeceği için ölçü katacağız. Ama birazdan. Si bemolümüzü arıyoruz. Si bemolden kurtarıyoruz. Şimdi dörtte birlik notalarla.
Kaç ölçü gerekiyor? Onu kontrol edelim. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Dört ölçü daha gerekiyor. Buradan ölçü simgesine tıklıyoruz. Şurada insert bar diyor. Bir, iki, üç, dört. Şimdi ayarlayalım. 3 burada. 3 burada. Neyse birazdan bakarım ona. Bir dakika. Şuradan yerleştirime gelelim. %80'i indirsem sanırım sığacaktır. Bakayım. Biraz daha sığıştırmak için. Şurada aşağı yukarı oynatma oklarını devreye sokuyoruz. Tutup sürüklediğimiz zaman aşağıdaki kısmında sığmasını sağlamak için biraz ittiriyoruz yukarı doğru. Bakalım. Biraz daha uğraşacağız sığabilmesi için. Az daha. Bakalım. Evet, sığdırmayı başardık. O kendiliğinden böyle kuyruklu bıraktı. Daha sonra halledilebilir. Şimdi şuradan itibaren tekrar çaldırmayı deneyelim. Son orada kaldık. Do, si, la, so, fa, la. Sol, do. Sol, do, si, la. Evet. Bunu düzgün dinlemek için tam beşli aşağı arelezgi ile yazıldığı şekliyle olan notayı transpoz edebiliriz. Duyumumuzu sağlayabilmek üzere. 702 sent aşağı derseniz sesler benim yapmaya çalıştığıma yaklaşacaktır. Şuradan bakalım. Do, si, la, la, sol, sol, fa şeklinde devam ediyoruz. Evet. Si bemol unutmayın. Ha, yine aynı aksaklık meydana geldi. Yine aynı şey baştan başlatacağız. Gelelim şuraya. Sol, do, si, la. Si bemol unutmayın. Hangi si bemol olduğuna bakmak için üzerine biraz bekletiyorsunuz. Bu kadar beklemelerden dolayı Ezgi'nin ne olduğu uçup gidiyor zihinden. Sol, do, si, la, la, sol, sol, fa. Devam edelim. Sofyan usulünün vuruşlarını da bu arada kopyalayalım ki sonradan sorun çıkartmasın. Kopyaladık. Yapıştırdık. Sağ tıkladık, yapıştırdık. Sağ tıklıyoruz, yapıştırıyoruz. Sağ tıklıyoruz, yapıştırıyoruz. Tamam. Bu arada son satır biraz daha uzadı istediğimiz gibi. Az kaldı, değil mi? Kaydedelim. Sol, do, si, la, la, sol, sol, fa. Şuradan duyalım bir daha. Pardon. Sol, sol, fa, mi, re, mi.
Fa mi re. Evet. Daha bakalım. Sol fa mi re mi es fa mi re. Orada mi artık natüralleşecek. Es'ten sonra. İşte tam burada natüralleştiriyoruz. Donanımdakini iptal ediyoruz. Tekrar gizli natürele dönüyoruz. Tamam. Sol fa mi re mi fa mi re. Şimdi buradayız. Re la. Re re la sol fa mi re. Şu. Şuraya gelelim. Si la si la mi. Yanlış yaptım. Evet. Şöyle oluyor. Pardon, demin doğruydu, değil mi? Evet, doğru yapmışım. Bir dakika. Yeniden getirmek için. Olmadı. Peki bir daha buradan girelim. Burada dikkat edin. Benim sistemimde La'dan tam beşli yukarı Mi natürel değil, Mi koma diyez. Sistemin inşasından dolayı öyle bir durum var. Şuraya kadar bir daha dinleyelim. Burada La minör yaptı ama tekrar Do majöre döneceğiz. Bitiriyoruz. Re, do, si, do, si, do, re, mi, re, do, do. Son satırı bir daha gözden geçirmek istiyorum entonasyon bakımından. Tabii böyle daha Pitagoryen oldu ama re do si do si do re mi re do do bir de natürellerle deneyebiliriz. Şöyle. Bu da mi natürel olacak. Evet, bir de şöyle deneyelim. Evet, çok aşırı geldi. Biz eski mahur karakterine büründürelim. Pitagoryen olmasını sağlayalım. Ve kaydettikten sonra en baştan bir dinleyelim.
sanırım başarılı oldu. Bu dersimizi bu şekilde tamamlayabiliriz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki dersimizde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.